casusuydu. İnsan kültürleri sürekli değişim halindedir. Peki bu değişim rastgele midir? Yoksa uzun vadede belli bir örüntüsü mü vardır? Başka bir deyişle tarihin bir akış yönü var mıdır? Cevap evettir. Bin yıllar boyunca küçük ve basit kültürler zamanla daha büyük ve karmaşık uygarlıklar oluşturacak şekilde birleşti. Ve dünya giderek her biri öncekilerden daha büyük ve karmaşık daha az sayıda mega kültüre ev sahipliği yapmaya başladılar. Bu elbette sadece makro seviyede geçerli çok kaba bir genellemedir. Mikro seviyede birleşip daha büyük bir mega kültür oluşturan her kültür grubunda parçalık dağılmış bir mega kültürün izi bulunabilir. Moğol İmparatorluğu gelişerek Asya'nın devasa topraklarını hatta Avrupa'nın bazı yerlerini ele geçirdi ama sonra bölünerek parçalara ayrıldı. Hristiyanlık yüz milyonlarca insanı etkisi altına aldığı anda sayısız mezbehebe bölündü. Mezhebe Latin dili Batı ve Orta Avrupa'ya yayıldıktan sonra ulusal diller haline gelerek yerel lehçelere ayrıldı. Bunlar birleşmeye doğru ilerleyen daha büyük ve geri dönülemez bir eğilimin geçici kırılmalarıdır. Tarihin yönünü tanımlamak aslında bir bakış açısı meselesidir tarihe kuş bakışı göz attığımızda ki bu tarihsel gelişmeleri 10 yıllar veya yüzyıllar bazında ele almak demektir. Yönünün birlik mi yoksa çokluk mu olduğunu tespit etmek kolay değildir. Öte yandan bu uzun dönemli gelişmeleri kuş bakışıyla anlamaya çalışmak miyopluk etkisi yaratır. Bunun yerine gelişmeleri bir kuşun değil bir uzay uydusunun durduğu yerden incelemek ve yüzyıllar yerine bin yıllara bakmak gerekir. Böyle, böyle bir bakış açısından tarihin durmak bilmeden birlik yönünde ilerlediği çok net olarak görülür. Hristiyanlığın mezheplere ayrılması ve Moğol İmparatorluğunun parçalanması sadece tarih otoyolundaki kasislerdir. Tarihin genel yönünü anlayabilmenin en iyi yollarından biri dünya gezegeninde herhangi bir anda birlikte var olan farklı insan dünyalarını belirlemektir. Bugün dünyayı bir bütün olarak ele almaya alışığız. Ancak tarihinin büyük bölümünde dünya birbirinden çok ayrı insan dünyalarından oluşan bir galaksiydi. Örneğin Avustralya'nın güneyinde orta büyüklükte bir ada olan Tazmanya'yı ele alalım. Bu ada buzul çağının sona erdiği yaklaşık milattan önce 10.000'de deniz seviyesinin yükselmesi sonucu Avustralya ana karasından kopmuştu. Adada kalan birkaç bin avcı toplayıcının Avrupalılar 19. yüzyılda adaya gelene kadar diğer hiçbir insan grubuyla bağlantısı olmamıştı. 12.000 yıl boyunca kimse Tazmanyalıların orada yaşadığını bilmiyordu. da dünyada başkalarının olduğundan haberdar değildi. Bu süreçte adada savaşlar, politik çekişmeler, toplumsal dalgalanmalar, kültürel gelişmeler meydana geldi. Çin imparatorları veya Mezopotamyalı liderler içinse Tazmanya Jüpiter'in uydularından birinde yer alsaydı da fark etmezdi. Tazmanyalıların kendilerine ait bir dünyada yaşıyorlardı. Amerika ile Avrupa'da tarihlerinin büyük bölümünde aynı dünyalardı. Roma İmparatoru Valens milattan sonra 378'de Gotlar tarafından Adrianopolis Savaşı'nda mağlup edilip öldürüldüğü yıl Tikal kralı tok İşak Teotihuacan ordusu tarafından mağlup edilmiş öldürülmüştü. Tikal önemli bir Maya şehir devletiydi. Teotihuacan ise 250 bin kişilik nüfusuyla Amerika'daki en büyük şehirdi ve çağdaşı Roma ile aynı büyüklüğe sahipti. Roma'nın mağlubiyetiyle Teotihuacan'ın yükselişi arasında kesinlikle hiçbir bağlantı yoktu. O kadar ayrılardı ki sanki Roma Mars'ta Teotihuacan Venüs'te bulunuyordu. Öyleyse yeryüzünde aynı anda kaç farklı insan dünyası var oldu. Milattan önce 10.000'de 10, .000, 10 bunlardan binlerce vardı. Milattan önce 2000'de ise sayıları yüzlerce ifade edilebilirdi. Belki en fazla 1000, milattan sonra 1450'ye gelindiğinde sayıları çok daha azalmıştı. Bu sıralar Avrupa'nın coğrafi keşiflerinden hemen önce dünya hala Tazmanya gibi ciddi sayıda küçük dünyalar barındırıyordu. Ama insanların %90'ına yakını tek bir mega dünyada yaşıyordu. Afrika, Asya dünyası. Asya'nın Avrupa'nın ve Afrika'nın çoğu, Sahra altı Afrika'nın büyük bölümleri de dahil olmak üzere ciddi kültürel, siyasi ve ekonomik bağlarla birbirine bağlanmıştı. Dünyanın geri kalan %10'luk nüfusunun büyük bölümü belli bir büyüklüğü ve karmaşıklığı olan dört dünyaya bölünmüştü. Orta Amerika'nın bütün bölümünü ve Kuzey Amerika'nın bir kısmını kapsayan Mezo Amerika, Güney Amerika'nın batısının büyük bölümünü kapsayan Ant dünyası, Avustralya kıtasını kapsayan Avustralya, son olarak Güneybatı Pasifik'in Hawaii'den Yeni Zelanda'ya pek çok adasını kapsayan Okyanusya dünyası. Sonraki 300 yıl boyunca Afrika, Asya devi diğer tüm dünyaları yuttu. 1521'de İspanyollar Aztek İmparatorluğunu fethettiğinde Mezoamerika'yı yok etti. Ferdinand Magellan'ın dünyasının dünyanın etrafında dolaşma denemesiyle aynı dönemlerde Afrika, Asya, Okyanusya'ya ilk açılımını yaptı. Ve bundan kısa süre sonra da fetih tamamlandı. Ant dünyası da 1532'de yine İspanyol Fatihler İnka İmparatorluğu'nu yok ettiğinde çöktü. Avustralya'ya ilk Avrupalı ise 1606'da ulaştı ve bu el değmemiş dünya 1788'de İngiliz kolonisi kurulunca ortadan kalktı. 15 yıl boyunca İngilizler Tazmanya'daki ilk yerleşimlerini kurdular ve böylelikle yeryüzündeki son özel insan dünyasını da Afrika Asya etki alanına dahil ettiler. Afrika Asya devinin bütün bu yuttuklarını sindirmesi yüzyıllar sürdü. Ancak geri dönülemez bir süreçti. Bugün neredeyse tüm insanlar aynı jeopolitik sistemin tüm gezegen diğer uluslar tarafından tanınan ülkelere bölünmüştür. Aynı ekonomik sistemin kapitalist piyasa ekonomisti gezegenin en uzak köşelerini bile şekillendiriyor. Aynı hukuki sistemin insan hakları ve evrensel yasalar her yerde en azından teoride geçerlidir ve aynı bilimsel sistemin parçasıdır. Türkiye, İsrail, Avustralya ve Arjantin'deki uzmanların atomların yapısı veya tüberkülozun tedavisi hakkındaki görüşleri tamamen aynıdır. Bu tekil kü küresel kültür homojen değildir. Tek bir organik vücudun farklı organları ve hücreler barındırması gibi bu tekil küresel kültürde New York borsacılarından Afgan çobanlarına çok farklı yaşam biçimleri ve insanlar barındırmaktadır. Bu farklı insanlar birbirlerine sıkı sıkıya bağlıdır ve birbirlerini sayısız kez etkilerler. Tartışma ve kavgalar yine olmaktadır ve kullanılan kavramlarla silahlar da aynıdır. Gerçek bir medeniyetler çatışması, sağır sağırların konuşması gibidir kimse bir diğerinin ne söylediğini anlayamaz. Bugün İran'la Amerika birbirine kılıç salladığında ikisi de ulus devletlerin, kapitalist ekonomilerin, evrensel hakların ve nükleer fiziğin dilinden konuşmaktadır. Hala otantik kültürlerden bahsediyoruz ama eğer otantik derken bağımsız olarak gelişmiş ve dış etiketlere maruz kalmadan yerel adetlerden ibaret bir şeyden bahsediyorsak Dünya bu anlamda otantik bir kültür kalmamıştır. Son yüzyıllarda neredeyse tüm kültürler küresel bir taşkın sonucunda tanınmayacak ölçüde değişmiştir. Bu küreselleşmenin sonuçlarına verilebilecek en ilginç örneklerden biri etnik mutfaklardır. Bir İtalyan lokantasında domates sosu, spagetti, Polonya ve İrlanda lokantalarında bolca patates, Arjantin lokantasında onlarca farklı biftek çeşidi, Hint lokantasında hemen her şeye serpilmiş acı biberleri, İsviçre kafelerinde de çırpılmış kremalı koyu ve sıcak çikolata bulmayı bekleriz. Oysa bu yiyeceklerin hiçbiri bu ülkelerin yerel ürünü değildir. Domates, acı biber ve kakao Meksika kökenlidir ve Asya ile Avrupa'ya ancak İspanyollar Meksika'yı fethettikten sonra ulaşmıştır. Jules Cesar ve Dante Alighieri yaşamları boyunca hiç domatesli spagetti çatallarına doyamadılar. O dönemlerde çatal bile icat edilmemişti. William Tell hiç çikolata yemedi ve bu da hiç yemeğine acı biber koyamadı. Patatesler Polonya ve İrlanda'ya ulaşalı henüz 4 yıl bile olmadı. Arjantin'de 1492'de yiyebileceğiniz tek biftek lama bifteydi. Hollywood filmleri cesur at binicileri olan Kızılderililerin atlarının geleneklerini sürdürerek Avrupalı yerleşimlerin konvoylarına saldırdığı görüntüsünü beynimize kazımıştır. Oysa durum bundan oldukça farklıdır. Avrupalıların kıtaya atları getirmesiyle başlayan ve 17. ve 18. yüzyıllarda Kuzey Amerika'nın batısındaki çayırları kasıp kavuran büyük bir askeri ve siyasi devrimin ürünüydü atlar. 1492'de Amerika'da at yoktu. 19. yüzyıl Sioux veya Apache kültürünün pek çok göz alıcı özelliği vardı ama bu otantik değil, modern ki küresel güçlerin sonucudur bir kültürdü. Küresel vizyon. Pratik bir bakış açısıyla küresel birleşmedeki en önemli aşama geçtiğimiz birkaç yüzyılda imparatorluklar büyüyüp ticaret hacmi artınca meydana geldi. Afrika, Asya, Amerika, Avustralya ve Okyanusya halkları arasında giderek sıkı, sıkılaşan bağlar kuruldu. Bu sayede Meksika acı biberi Hint mutfağına girerken İspanyol inekleri Arjantin'de otlamaya başladı. Bundan daha da önemli bir gelişme ise milattan önceki bin yıl içinde evrensel bir düzen fikri kök saldığında yaşandı. Bundan önceki binlerce yıl boyunca tarih zaten küresel birlik yönünde yavaş da olsa ilerliyordu ama tüm dünyayı yöneten evrensel bir düzen fikri çoğu kişi için hala çok yabancıydı. Homo sapiens insanların biz ve onlar olarak ayrıldığını düşünecek şekilde evrildi. Biz hemen yakınımızdaki insan grubu, onlar da geri kalan herkesti. Normalde de hiçbir hayvan ait olduğu türün tamamını çıkarına göre hareket etmez. Hiçbir şempanze şempanze türlerinin çıkarıyla ilgilenmez. Hiçbir salyangoz küresel salyangoz topluluğu için bir antenini bile kaldırmaz ve hiçbir aslan alfa erkeği tüm aslanların kralı olmak için bir girişimde bulunmaz. Ayrıca hiçbir arı kovanının girişinde şöyle bir slogan göremezsiniz. Dünyanın tüm çalışan arıları birleşin. Bununla birlikte bilişsel devrimden itibaren Homo sapiens bu konuda giderek daha istisna olmaya başladı. İnsanlar düzenli olarak hiç tanımadıkları insanlarla işbirliği yapmaya ve bunları kardeş veya arkadaş olarak tanımlamaya başladılar. Bu kardeşlik evrensel değildi. Yandaki vadide veya dağların arkasındaki köylerde hala onları bulabilirdiniz. Yaklaşık MÖ 3000'de ilk Firavun Menes Mısır'ı birleştirdiğinde Mısırlılar için şu çok açıktı. Mısır'ın bir sınırı vardı ve ötesinde barbarlar geziniyordu. Barbarlar yabancı ve tehditkardı. Ayrıca ancak Mısırlıların ilgilendiği toprak veya kaynaklara sahip olduklarında dikkat çekiyorlardı. İnsanların kurduğu tüm hayali düzenler insanlığın önemli bir kısmını dışarıda bırakmaya eğilimliydi. Milattan önceki bin yıl üç ayrı evrensel düzenin ortaya çıkışına sahne oldu. Bu düzenlerin takipçileri Tarihte ilk defa tüm dünyanın ve tüm insan ırkının tek bir sistemle yönetilen tek bir birim olduğunu hayal edebiliyordu. Herkes en azından potansiyel olarak bizdi, artık onlar yoktu. İlk evrensel düzen ekonomi üzerinden yükseldi, parasal düzen. İkinci evrensel düzen siyasiydi, imparatorluklar düzeni. Üçüncü evrensel düzen ise diniydi. Budizm, Hristiyanlık ve İslam gibi dinlerin evrensel düzeni. Tüccarlar, fatihler ve peygamberler biz ve onlar ikiliğinin ötesine geçebilen ve insanlığın potansiyel olarak birleşebileceğini öngören ilk insanlardı. Tüccarlar için tüm dünya tek bir pazardı ve tüm insanlar potansiyel müşteriydi. Bu yüzden de her yerde herkes için geçerli olabilecek bir ekonomik düzen tesis etmeye çalıştılar. Fatihler için tüm dünya tek bir imparatorluk ve tüm insanlar potansiyel tebaydı. Peygamberler içinse tüm insanlar potansiyel inananlardı. Onlar da her yerde herkes için geçerli olabilecek bir düzen tesis etmeye çalıştılar. Geçtiğimiz 3000 yıl boyunca insanlar bu küresel vizyonu gerçekleştirmek için birbirinden hırslı girişimlerde bulundular. Bundan sonraki 3 bölüm paranın, imparatorluklarının ve evrensel dinlerin nasıl yayıldığını ve günümüzün Birleşik Dünyasının temellerini nasıl art attığını tartışıyor. Hikayeye tarihteki en büyük fetihle başlıyor. Bu fatih olağanüstü, hoşgörülü ve uyumlu, dolayısıyla insanları ateşli taraflara çeviriyor. Bu fatihin adı para. Aynı Tanrı'ya inanmayan veya aynı krala itaat etmeyen insanlar seve seve aynı parayı kullanıyorlar. Amerikan kültüründen, Amerikan dininden ve Amerikan siyasetinden nefret eden Usame Bin Laden Amerikan dolarına bayılıyordu. Peki tanrıların, kralların başaramadığını para nasıl başardı? 10. Paranın kokusu. 1519'da Hernan Cortes ve yanındaki fatihler o zamana kadar yalıtılmış bir dünya olan Meksika'yı işgal etti. Kendilerini Aztekler olarak adlandıran bu toplum, kısa süre içinde yabancıların belirli bir tür sarı metale olağanüstü ilgi gösterdiklerini fark ettiler. Hatta sürekli bundan bahsediyorlardı. Yerler hem görüntüsü güzel hem de kolay işlenebilen altından habersiz değildi. Altını zaten mücevher ve heykel yapmak için ve altın tozunu da zaman zaman bir değişim aracı olarak kullanıyorlardı. Ancak Aztekler bir şey satın almak istediğinde ödemeyi kakao taneleri veya kumaş toplarıyla yapıyordu. İspanyolların altın takıntısı çok mantıksızdı. Yenemeyen, içlemeyen, dikilemeyen, alet ve silah yapımı için fazla yumuşak bir metal. Neden bu kadar önemliydi ki? yerliler Cortes'e neden İspanyolların altına böylesine tutkun olduklarını sorduklarında ünlü Fatih şöyle cevap verdi. Çünkü ben ve arkadaşlarım ancak altınla giderilebilen bir kalp hastalığından muzdaribiz. İspanyolların geldiği Afrika, Asya dünyasında altın takıntısı gerçekten salgın halindeydi. En azılı düşmanlar bile aynı kullanışsız sarı metalin peşinde koşuyorlardı. Meksika'nın işgalinden 300 yıl önce Kortes'in ve savaşçılarının ataları İberya'daki ve Kuzey Afrika'daki Müslüman krallara karşı kanlı bir din savaşı sürdürmüştü. İsa'nın ve Allah'ın takipçileri birbirlerini binlerce bir binlerle öldürdüler. Tarlaları ve meyve bahçeleri yıktılar. Gelişmiş şehirleri duman tüten enkazları çevirdiler. Ve bütün bunları İsa veya Allah adına daha büyük bir zafer için yaptılar. Hristiyanlar zamanla üstünlüğü ele geçirdiklerinde zaferlerini sadece camileri yıkıp kiliseleri inşa ederek değil, aynı zamanda üzerinde haç işareti olan yeni altın ve gümüş paralar basarak ve Tanrı'ya kafirlerle savaşta kendilerine yardım ettiği için teşekkür ederek kutladılar. Bu yeni paranın yanı sıra galipler, millares adı verilen daha farklı bir anlamı olan bir para da bastılar. Bu kare biçimli paralar Hristiyan Fatihler tarafından yapılmıştı. Ve üstündeki Arapça yazılar Allah'tan başka tanrı yoktur. Muhammed Allah'ın elçisidir anlamına gelmekteydi. Güney Fransa'daki Melgueil ve Agde'nin Katolik Katolik psikoposları bile bu Müslüman paralarını bastılar ve Tanrı'ya bağlı Hristiyanlar da Bunları seve seve kullandılar. Öte yakadaki de hoşgörü doruklardaydı. Kuzey Afrika'nın Müslüman tüccarları Floransa Florini, Venedik Dukası ve Napoli Gigliatosu gibi Hristiyan paralarını kullanarak ticaret yapıyorlardı. Kafir Hristiyanlara karşı cihat çağrısı yapan Müslüman yöneticiler bile üzerinde İsa ve Bakire Meryem'in olduğu paraları içeren vergiler toplamaktan hoşnutlardı. Bunun fiyatı nedir? Avcı toplayıcıların parası yoktu. Tüm grup birlikte alınır, toplayıcılık yapar ve etten ilaca, ayakkabıdan büyücülüğe gerek duyduğu her şeyi sıfırdan kendileri yapardı. Farklı grup üyeleri bazı konularda uzmanlaşmış olabilirlerdi ama iyilik ve zorunluluklara dayalı bir ekonomik sisteme sistemle ürettikleri mal ve hizmetleri paylaşırlardı. Bedavaya verilmiş bir parça et bir karşılığı olacağı beklentisiyle el değiştirirdi. Bedava tıbbi yardım gibi. Grup ekonomik olarak bağımsızdı. Sadece kendi bölgelerinde olmayıp nadir bulunan bazı şeyler deniz kabukları, kök boyası, obsidyen ve benzeri yabancılardan alınmak durumundaydı. Bu da genelde takasla hallediliyordu. Size güzel deniz kabukları vereceğiz. Bunun karşılığında siz de bize kaliteli çakmak taşı verin. Tarım devriminin başlamasıyla bu durumda pek bir değişiklik olmadı. Çoğu insan küçük ve samimi topluluklarda yaşamaya devam etti. Tıpkı bir avcı toplayıcı grubu gibi her köyde kendi kendine yeten bir ekonomik birimdi. Karşılıklı iyilik ve zorunluluklarla, ve yabancılarla yapılan takaslarla idare ediliyordu. Köylülerden biri yetenekli bir ayakkabı imalatçısı iken diğeri yarı sağlam sağaltmayı biliyordu. Köylüler de ayakkabı veya tedavi gerektiğinde kime gideceklerini biliyorlardı. Yine de köyler küçük, ekonomiler sınırlıydı. Bu yüzden de tam zamanlı ayakkabıcılar veya hekimler yoktu şehirlerin ve krallıkların yükselişi ulaşım altyapısındaki gelişmelerle birleşince uzmanlaşma için yeni fırsatlar doğdu. Yoğun nüfuslu şehirler sadece ayakkabıcılar ve doktorlar için değil, aynı zamanda marangozlar, rahipler, askerler ve avukatlar için de tam zamanlı iş anlamına geliyordu. Zamanla köyler belirli bir şöhret kazanarak iyi şarap, zeytinyağı veya seramik üretimleriyle bilinir oldular ve sadece bu ürünlerinde uzmanlaşarak diğer ihtiyaçlarını diğer köylerden giderebileceklerini fark ettiler. Bu gayet mantıklıydı. İklimler ve topraklar birbirinden farklıydı. O halde neden iklimi ve toprağı şaraplık üzüme çok daha uygun bir yerin kaliteli şarabı dururken kendi bahçenizin üzümünden yapılmış ortalama kalitede bir şarapla uğraşsınlar? Eğer kendi arazinizdeki kilden daha güzel ve daha dayanıklı çanak çömlek yapılıyorsa takas yapabilirsiniz. Dahası tam zamanlı şarapçılar veya çanakçılar elbette doktorlar ve avukatlar da buna dahildir. Kendi uzmanlıklarının herkesin yararına geliştirebilirler. Buna karşılık uzmanlaşma ortaya başka bir sorun çıkarmıştır. Uzmanlar arasındaki takas nasıl yönetilecektir? İyilik ve zorunluluklara dayalı bir ekonomi çok sayıda yabancının işbirliği yapmaya çalıştığı bir ortamda yürüyemez. Bir kardeşe veya komşuya bedava yardım etmek ayrı şeydir. İyinizin karşılığını asla veremeyecek yabancılarla ilgilenmek ayrı. Takas iyi bir yöntemdir ancak sadece sınırlı sayıda ürün söz konusu olduğunda etkilidir ve karmaşık bir ekonominin temelini oluşturamaz. Takasın kısıtlılığını anlamak için tüm bölgedeki en tatlı, en güzel elmaları veren bir elma bahçeniz olduğunu hayal edin. O kadar çok çalışıyorsunuz ki ayakkabılarınız eskiyor. Malınızı eşek arabalarınıza yükleyerek nehrin kenarındaki pazar yerine götürüyorsunuz. Ve komşunuz size pazarın en ucundan bir ayakkabıcının kendisine 5 yıldır kullandığı çok dayanıklı ayakkabılar yaptığını haber veriyor. Gidip ayakkabıcının dükkanını buluyorsunuz ve ihtiyacınız olan ayakkabı için elinizdeki elmalardan bir kısmını teklif ediyorsunuz. Ayakkabıcı tereddüt ediyor. Ayakkabılarına karşılık kaç tane elma istemeli? Her gün onlarca müşteriyle karşılaşıyor. ve Bunlardan bazıları bir torba elma, bazıları değişen kalitelerde buğday, keçi veya kumaş getiriyor. Diğerleri ise kralı dilekçe yazmak veya sırt ağrılarını iyileştirmek gibi becerilerini öneriyorlar. Ayakkabıcının en son ayakkabılarına karşılık elma alması 3 ay önceydi ve o zaman 3 torba elma istemişti. Yoksa 4 torba mıydı? Gerçi tekrar düşünce bu elmalar tepelerde yetişen güzel elmalar değil. Vadide yetiştirilmiş ekşi elmalardı. Öte yandan geçen sefer elmalar daha küçük olan kadın ayakkabıları karşılığında verilmişti. Bu adam ise erkek ayakkabıları istiyordu. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda bir hastalık köydeki sürüleri telef ettiğinden deri zor bulunuyordu. Dericiler aynı miktarda deri için Artık eskisinden iki katı ayakkabı istiyorlardı. Bunun da değerlendirmeye alınması lazımdı. Takas ekonomisinde her gün ayakkabıcı ve çiftçi onlarca farklı ürünün birbirlerine göre fiyatını yeniden öğrenmek zorundadır. Eğer pazarda 100 farklı ürünün ticareti yapılıyorsa alıcılar ve satıcılar toplamda 4950 farklı değişim oranını bilmek durumundalar. Eğer 1000 adet ürün piyasadaysa bu sefer 499.500 farklı değişim oranıyla baş etmeliler. Bunun içinden nasıl çıkılır? Üstelik daha kötüsü de var. Bir çift ayakkabıya karşılık kaç elme gerektiğini hesaplamayı başarsanız bile takas her zaman mümkün değildir. Ticareti mümkün olması için iki tarafın da elinde diğerinin istediği üründen bulunması gerekir. Ayakkabıcı elma sevmiyorsa ne olacak? Veya o anda istediği şey elma değil de boşanma işlemlerini başlatabilmek ise. Çiftçi bu durumda elma seven bir avukat bulup durumu üçlü bir ticarete çevirebilir. Ama ya avukatın yeterince elması varsa ve bunun yerine saçını kestirmek istiyorsa? Bazı toplumlar bu durumu merkezi bir takas sistemi geliştirerek çözdüler. Bir sistemde çiftçilerin ve zanaatkarların ürünleri toplanarak ürünler ihtiyacı olanlara dağıtıldı. Bu tür bir deneyin en büyük ölçeklisi ve en ünlüsü Sovyetler Birliği'nde denendi ve fiyasko ile sonuçlandı. Herkes yetereğine göre çalışacak ve ihtiyacına göre ürün alacak fikri pratikte herkes olabildiğince az çalışacak ve eline geçirebildiği kadar fazlasını alacak fikrine dönüşmüştü daha orta ölçekli ve başarılı denemelerde gerçekleşmişti. Ve bunların en ünlülerinden biri de İnkar İmparatorluğundaydı. Yine de çoğu toplum çok sayıda uzmanı birbirine bağlamanın daha kolay bir yolunu buldu. Parayı icat ettiler.